3. Bölüm. Hayatın başka planları vardır. Yönümüzü Arizona'ya çeviriyor ve yolculuğa koyuluyoruz. Teyp'te ZZ tam gaz çalıyor. Bıyıklarım bana çok yakınmış, yanımda 70'lerin kısa şortuyla oturmuş bir sarışın, bir erkek daha başka ne isteyebilir ki? Fakat bu konvoydan sorumlu benim. En sonunda yola koyuluyoruz. Her ne kadar yolda titizlikle birçok makineyle arabalara ve bayanlara hizmet etse de teknik bir felaketin olma olasılığı her zaman var. Mesela düz yatakların birinde bir sorun olabilir ve bu felaketler bizi yavaşlatabilir ama durdurmaz. Pikaplardan birinde pervane kayışı bozulabilir. Ben de hemen fıstıklardan birinin külotlu çorabını yürüterek bu sorunu çözebilirim. Fakat burada 34 tane kam şaftımız ve 34 tane kapak contamız var. Enjeksiyon sistemlerinden, sınırlı diferansiyel kilidinden ve bir el başından bahsetmeye gerek bile yok. Benimkini görmelisiniz. Her türlü mekanik sorun var. Sizin de hayal kırıklığına uğramış bir sürü sevgiliniz olurdu. Bir de hava durumu var tabii ki. Sel baskınları, kasırgalar, dolu fırtınaları birçok insanın canını alabiliyor. Önemli şeylerden oluşmuş hayatlarımız da buna benziyor. Bizim için önemli olan her şey hayatın gerçeklikleriyle tanıştırıyor bizi. Bizim için önemli olan her şey hayatın tutunmasını umduğumuz planlarla doludur. Fakat hayatın başka planları vardır. Ne kadar sağlıklı olmaya gayret etsek de bazen hastalanırız. Ne kadar işe zamanında gitmek için uğraşsak da bazen gecikiriz. Ne kadar doğru şey yapmaya çalışsak da bazen sarhoş olup yanlışlıklara sürükleniyoruz. Ne kadar çok sevilmeyi istesek de bazen sevilmeyiz, kimse aramaz bizi ve üzülürüz. Ne kadar çok, bazen hayatın önem verdiğimizle başka planları vardır. Bazen hayatın önem verdiklerimizle ilgili başka planları vardır. Bazen hayatın bizimle ilgili başka planları vardır. Önemli olanların zinciri ne kadar uzun olursa o kadar hayat planlarımıza burnunu sokar. Anlam acıdır. Önem verdiğimiz, bizim için önemli olan her şeyin canımızı yakma potansiyeli vardır. Anlam, içinde acıyı taşıyan, ışıl ışıl parlayan bir kutudur. Bazen kapak her ne kadar istemesek de birdenbire açılır ve içindeki acı dışarı çıkar. Anlamdaki önemli olan sorun ise bağdır. Bağlı olduğumuz bir şeyin dönüp dolaşıp bizi ısırma potansiyeli vardır. Budistlerin bağlılık konusundaki çalışmaları büyüktür. Bunun sebebi de kolayca anlayabilirsiniz. Bu onların günahlarının bedelidir. Bağlarınızdan kurtularak ebedi özgürlük yoluna baş koyarsınız. Aslında budur yolun ta kendisi ve yol kenarındaki durak yerleri. Belki de duraklardaki portatif tuvaletler budur ama ben abartmış olabilirim. Son kısmından pek emin değilim. Bağlarınızdan kurtulmaya çalışsanız da önünüze engeller çıkabilir. Bütün arzularınızı çöpe atmak kolay olmayabilir. Bu 30 saniyede 1600 metreyi koşmak kadar zordur. Gerçekleşmeme olasılığı vardır her zaman. Fakat bu konuda moralinizi çok da bozmak istemiyorum henüz. Şimdilik nasıl olursa olsun anlamın bağ olduğunu söylemek yeterli ve bağ gerginliği de beraberinde getirir. Anlam kaybolduğunda bağ da kaybolur. Böylece gerginlik de gider. Bakış açısı bizi anlam konusunda eğitir. Bu şekil Bond filmlerinden de hatırlayabilirsiniz. Ya da hayatın gelecekte nasıl olacağını anlatan dergilerin birinden. Dimdik duran bir adamı hayal edin. İki tane çubuğa tutunmuş havalanıp oradan oraya uçuyor. Bir kişi için jet sevki. Kolu kaldırıp gaza basıyorsunuz ve 30 metre yukarıya uçuyorsunuz. Buna da bakış açısı makinesi diyelim. Hayatın ormanlarında ağaçlara bakarak geziniyoruz. Bu ağaçlar da bizim önem verdiğimiz şeyler. Bazıları baktıklarımız, bazıları değer verdiklerimiz, bazıları ise tam önümüze düşenler. Bazıları ise üstümüze devrilenlerden. Çünkü bazen bazı şeyler çok ters gider. Berbat şeyler ya bize ya da çevremizdekilere denk gelir. Bazıları bizi ölüme kadar götürür. Bir kazaya uğrayabilir. Ciddi bir hastalığımızı öğrenebiliriz. Böyle şeyler gerçekleştiğinde bakış açısı makinesi gökyüzünden, ağaçların arasından uçar ve bizim için önemli olan her şeyi bu yükseklikten neredeyse göremeyiz.
aniden kanser olduğunu öğrenen bir kişi daha önce iş yerindeki sıkıcılığa ya da vergileri ödeyebilme gibi önemsiz şeylere neden üzüldüğünü anlayamaz. Daha önce bize önemli görünen her şey birden önemsizleşir. Bakış açısı makinesinde yukarılarda gezerken ağaçları hala görebilirsiniz ama o kadar küçülmüşlerdir ki artık bütün ormanları ve tarlaları görebilmeniz için size ağaçların ne kadar önemsiz olduğunu anlatır. 11 Eylül, 7 Temmuz ya da tsunami haberleriyle hepimiz bakış açısı makinelerimizle yukarıya fırladık. Hayatımızda bizi meşgul eden küçük şeyler bize ne kadar mantıksız göründü. Hayattaydık, ailemizde yaşıyordu. Buydu asıl önemli olan. Bizi düşündürücü şeyleri görmemiz için bakış açısı makinemiz ile yukarı gönderen kişisel faciadan tutun da dünya faciasına kadar her şeyi hayatımızdaki sıradan şeylerin hepsine siktir et demektir. Neye üzülüyorsam siktir et. Benim gerçekten yaşamaya ve bu küçük şeylerin içinde boğulmamaya ihtiyacım var. Siktir et, insanlara yardım edeceğim ve hayatımda bir fark yaratacağım. Tabii ki bakış açısı makinemizi stratosfere çıkaran düşünce süreçlerinden geçebiliriz. Mesela şöyle olabilir. Ben şu anda dünya üzerinde yaşayan 6,5 milyar insandan bir tanesiyim. Bu da 6 milyar 500 milyon insandan biri yapıyor. Yani Wembley Stadyumu ya da çift katlı bir otobüs dolusu insan gördüğünüz gibi bunlar standart İngiliz ölçüleri. Bizler saatte 108 bin kilometre hızla Güneş sisteminin merkezi olan Güneş etrafında dönen bir dünyada yaşıyoruz ve Güneş sistemimiz ise Samanyolu'nun merkez etrafında 530 bin mph hızla dönmektedir. Sadece bütün evrenin içindeki küçücük nokta olan Güneş sistemimiz bile aslında çok büyüktür. Eğer Dünya karabiber tanesi Jüpiter'de, kestane ise standart Amerikan ölçüleri. Aramızdaki gerçek uzaklığı anlamak için onları 100 metre ayrı koyun. Bu evren birçoğundan sadece bir tanesidir. Başka evrenlerde bizimki gibi tıka basa dolu dünyaların olasılığı vardır. Ayrıca bu sadece uzaydır. Zaman kavramını da göz önünde tutun. Eğer şanslıysanız dünya üzerine 85 yıl yaşayabilirsiniz. İnsanoğlunun geçmişi 100 bin yıla kadar varıyor. Yani siz bu geçmişin sadece %0,00085'ini yaşayabiliyorsunuz ve dünyanın 4,5 milyar yıllık yaşına bakıldığında insanoğlunun geçmişi çok kısa kalıyor. Eğer dünya bir gündür var ise Big Bang teorisi bir gecedir diyor. İnsanoğlu 11,59,58'e kadar var olmamıştır. Bu da bizim son 2 saniyedir var olduğumuzun gösterir. Ömür su gibi akıp gidiyor. 100 yıl önce dünya üzerinde kısmen daha az insan vardı. Sizler de yakında yok olup gideceksiniz. Böylece hayatlarımızın zamansal ve boyutsal içeriği kısacık bir bakış attığımızda bizim ne kadar önemsiz olduğumuzu görürüz. Bakış açısı makinesi bizi kelimenin ne anlama geldiğini unuttuğumuz ormanların üstüne çıkardığında hareket eden sadece bir ışık görürüz ki o da çok güzeldir. Küçük, hafif hafif parlayan bir ışık. Kainatın içinde kaybolmuş bir ateş böceği. Dünya üzerinde sadece bir gece yaşayan bir ateş böceği. Güzel güzel parlar ve sonra yok olur. Bakış açısı makinemizde çok yükseklerde anlarız ki bizler tıpkı o ateş böceği gibiyiz. Gökyüzü 6,5 milyar ateş böceğiyle dolu ve hepsi bir geceliğine güzel güzel parlıyor ve daha sonra yok oluyor. Bu sebeple siktir et, sen de gerçekten parlayabilirsin. İşte yine aynı noktadayız. Özgürlüğün kısacık tadına vardınız mı? Bazen tadı çok uzun sürmez fakat asla unutulmaz. Kişisel olarak varoluşumun tamamen anlamsızlığı düşündüğümde her zaman bu tadı alırım. Özgürlük telaşıdır bu. Çok lezzetlidir. Eğer hayatımın anlamı çok az ise o zaman siktir eder, keyfime bakarım. Anlamlar haddini aşarsa ne olur? Bakış açısı makinesini uzayda o kadar uzağa göndereceğiz ki makine bir fincan sıcak çayın içinde çözülen şeker gibi çözülecek. Bu tür bir şey belki de sizin başınıza gelmeyebilir. Fakat hayatın ne getireceği, sizi nasıl çarpacağı hiç belli olmaz.
Bu 70'lerin gerilim filmlerindeki arabanın karşılaştığı en dik yokuşta duran bariyerlere çarpması, taşlara kayalara vurarak aşağı doğru takla atarak sürüklenmesi, vadiye varana kadar paramparça olması ve bir anlık duraksamadan sonra arabanın alev alması gibi muazzam bir çarpma olabilir. Bunu daha önce konuştuğumuz, size önemli oranda bakış açısı kazandıran büyük şeylerden biri başlatabilir. Fakat bu şeyler her zaman hayatın dibe vurmasına sebep olmaz. İnsanlar sakinliğini en inanılmaz durumlar ve facialarda bile koruyabilirler. Fakat insanların önem verdikleri bir şey yanlış yolda ilerlerse işte hayatları o zaman dibe vurur. Bir hayatı nasıl dibe vurduğunu siz ve çevrenizdekiler anlayabilirsiniz. Bu bir bakış açısı dersi değildir. Aslında hiçbir şeyin dersi değildir. Bu sadece çaresizliğin derin ve karanlık boşluğudur. İnsanlar artık dibe vurduğunu ve çarenin olmadığını düşünürler. Birkaç yıl önce bu dibe vurmalardan birini ben de yaşadım. Öyle kayalık yokuştan yuvarlanıp paramparça olan araba kazası gibi değildi. Fakat bir kırıkçının çocuklarını devlet okulunda en azından her hafta tutmaya yeter derecesinde kötü omurga incinmesine sebep olan cinstendi. Bu gündelik çarpışmayı şöyle anlatayım. Bir karavanda aylardır Avrupa'yı dolaşıyorduk. Yaz hiç bitmeyecek gibiydi. Özellikle de Ekim'de biz hala sahildeyken ve İtalya'nın güneyinde Adriyatik'te yüzerken. Fakat Londra'ya dönüp biraz para kazanma vaktimiz gelmişti. 5 Kasım'da Londra'ya vardık. Patlayan dinamit manzarası, kendi ismimi ışıklarla yazmak ve kumpirdeki folyadan yanlışlıkla ısırdığım parçaları dilimden almak benim için normal heyecanlardandı. Fakat 3 gün içinde güneş, deniz ve sörfü bırakıp karanlık, çiseleyen gri Balham sokaklarına girmiştik. Böylece hızla kötüleşen sağlığım ve çalışmak zorunda olmam beni iyice depresyona itmişti. Bir gece sonra karavandaki şilteleri Balham Hyde Ronald'daki küçük yeni dairemize nasıl getireceğimiz konusunda tartıştık. Karavanı yola karşı çektim. Yarısını kaldırıma, diğer yarısını da yola çıkartıp durdum. Dışarı çıkıp su oluğunun içine yattım. Su oluğunun içine yattım. Hiç durmadan yağan yağmurun şiddetli göz önüne alınırsa su oluğu akarsu gibiydi. Su oluğunun içinde yatarak küçük bir çocuk gibi kıvrandım ve inlemeye başladım. İşte bu da haftanın en önemli kısmıydı. Hayatımda ilk defa her şey anlamını yitirdi. Yaşamaktan nefret ettim. Her saniye acılar içinde kıvrandım. Acılar içindeyken bir şekilde güçlü ağrı kesiciler bile alarak acınızı dindirirsiniz. Fakat benim için korkunç gerçek bu acıdan asla kaçamayacağımdı. Çünkü yaşamaktı bu acının nedeni. Böylece bu acıdan kaçmanın bir yolu beliriverdi. Ölmek. Her ne kadar insanların neden intihar ettiğini anlayabilsem de yapmayı düşündüğüm bir şey değildi. Eşim her zaman yardımıma koşardı. Fakat bir süredir yardım edilemeyecek haldeydim. Seminere eşimle beraber gittik. Beni orasının kendim olabileceğim ve başkalarının dinleyebileceğim güvenli bir yer olduğunu ikna etti. Seminerin olduğu Kuzey Londra durağının yakınlarındaki tüp geçitteyken daha önce hiç hissetmediğim bir şeyi hissettim. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü hiç de umurumda değildi. Hiç tınmıyordum ve bu harika bir şeydi. Başımı sallayıp arada hıçkırıklara boğulduğumda bile öteki yolcuların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamadım. 3. bölümün sonu.